Geçtiğimiz günlerde meclisten çıkan torba yasa kentsel dönüşüm konusunda önemli değişiklikler içeriyor. Konunun detaylarını Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Profesör Doktor Gürsel Öngören'le konuştuk. Kentsel dönüşüm konusunda torba yasanın 3'te 2 çoğunluk kararını etkin hale getirmesiyle inşaat sektöründe hareketlilik yaşanması bekleniyor. Kentsel dönüşüm başlangıçta ilk defa 2005 yılında çıkartıldı. 2005 yılında çıkartıldığı zaman belediye kanununun içerisine bir kanun şeklinde bir 5 sayfalık 73. maddeye bir ek yapıldı. Ve bunun dışında da ayrıca tarihi ve tescilli kültürel binaların dönüşümü için de 5366 sayılı özel bir kanun çıkartıldı. 2005 yılında başladıktan sonra bu kanunun dönüşüm modellemesinde iki temel kriter vardı. Bir tanesi büyükşehir belediyelerinin liderliğinde yapılacak bu çalışma. İkincisi de alanda bulunan bütün hak sahiplerinin oy birliğiyle yapılacak. Ve bu model uygulanmaya başlandı. Ancak büyükşehir belediyeleri ilçe halkları üzerinde, ilçede yaşayan vatandaşlar üzerinde bir ilişki tesis edemediği için, merkezde bulundukları için burada halkı ikna süreçlerinde, dönüşüme ikna süreçlerinde başarılı olamadılar maalesef. 2011 Van depremine kadar bunlar ağır aksak yürüdü. Ve yeni bir kentsel dönüşüm modeli olarak 2012'nin ortalarında afet riskiyle mücadele hakkında 6306 sayılı kanun çıktı. Hepimizin bildiği kentsel dönüşüm çalışmaları da bu kanunla başlamış oldu. Aynı zamanda Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi olan Öngören, sektördeki firmaların yeni gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini dile getirdi. Benim de çalışmalarına katkıda bulunduğum kanun değişikliğiyle şu anda torba kanuna çeşitli maddeler eklendi kentsel dönüşümle ilgili ve kentsel dönüşümde riskli alanları daha da hızla dönüştürecek gerekli hukuki altyapı düzenlemeleri hazırlandı. Bu düzenlemelerin en önemli hükmü aynen apartmanlarda uygulandığı gibi 3'te 2 kuralının riskli alanlarda uygulanması. Yani riskli alanda bir belediyenin organize ettiği veya halkın kendi kendini organize ettiği veya bir inşaat şirketinin organizasyonu doğrultusunda 3/2 halk bir araya gelince yani %67 bir araya gelince arazinin %67'si bir araya gelip de temel kararları aldıktan sonra o kararları alanın 1/3'ünün de kabul etmesi gerekiyor. Bu durumda gerekli ihtarnameler çekiliyor. Katılmak istemeyen parsel ve arsa sahiplerine siz de 15 gün içerisinde bu sürece katılın ve gerekli sözleşmeleri imzalayın diyorlar. Eğer bunlar verilen süre içerisinde bu sözleşmeleri imzalamadılarsa, sürece katılmadılarsa bu sefer il müdürlüğüne müracaat ediliyor ve bu katılmayan, uzlaşmayan kişilerin arsaları 3-4 aylık bir uygulama hazırlık dönemiyle satışa çıkartılıyor. Ve bütün bu satış işlemi de bu belirlenen 3-4 ayda bitiyor ve buradaki uzlaşmayanların arsası uzlaşan kişilere geçtiği için bunlar hızla dönüşümü gerçekleştiriyorlar.